gerekiyor. Sürekli siyasi krizlerle ve karşılıklı toplumları ayıran söylemlerle değil, daha çok kültür ve sanatla ve toplumları bir araya getiren, kültürler arası iletişimi mümkün kılan etkinlikler yapıyoruz. Bu akşamki bu konser hem bugün Öğretmenler Günü münasebetiyle Ferit Alnar'ı hem yad ediyoruz, hem de aynı zamanda onun hocaları olan Avusturyalı eğitimcilere ithaf ettik bu akşam. Hem Türkler hem Avusturyalılar bu etkinliğe katılıyor. Dolayısıyla pozitif gündem oluşturmamız gerekiyor ve Türkiye'nin buna gücü var ve kültürel zenginliğimiz de bunun için çok müsait. Dünyanın her tarafında bağ kurmak istedikten sonra her tarafla bağ kurabiliyoruz. Sadece Avrupa'da değil, Afrika'da da, Latin Amerika'da da her tarafta Yunus Emre Enstitüsü olarak Türkiye'nin kültürel zenginliğini dünyaya taşıyoruz. Çünkü ülkemiz son 10-15 yılda sadece ekonomik olarak gelişmedi. Ekonomik gelişmenin yansıması işte yollarımız, havaalanlarımız, hastanelerimiz onları gösteriyor. Ama çok daha derin kültürel birikimimiz var. Bu kültürel birikimi de dünya ile paylaşıyoruz. Ayşe Hanım, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Şimdi sefirimizden sonra, başkanımızdan sonra söyleyecek söz de bana kalmadı aslında. Ama başkanımızın da dediği gibi bugün yaklaşık yani 300'ü aşkın misafirimiz var. Ve Avusturyalı katılım da çok yoğun olduğu için bu bizi daha da memnun ediyor. Çünkü gerçekten hedef kitlemizde daha çok Avusturyalılardı. Onlara kanunu tanıtmaktı, Ferit Alnar'ı tanıtmaktı. Onlarla olan bağımızı göstermekti. Bu bizim için çok büyük bir kıvanç oldu. Bu sebeple bu akşam çok güzel bir kültür köprüsü kurulduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sefirimize de, başkanımıza da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Hem Denizbank'a hem Türk Hava Yolları'na da bize vermiş oldukları destekten dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok güzel bir dinleti oluyor. Gerçekten kültürün başkenti, sanatın başkenti Viyana'da, özellikle burada eğitimini almış bu kompozörümüzün düzenlemiş olduğu bu sanat eserlerinin tekrar icra ediliyor olması bizi çok mutlu etti. Çok müstesna bir akşam. Emeği geçen herkese ayrıdan teşekkür ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün yine güzel bir etkinliği, kuruluş amacına uygun da bir etkinlik olmuş bu. Çünkü tarihimizde önemli yer tutan Hasan Ferit Alnar'ın gibi kanun virtüözünü anma programı çerçevesinde gerçekleşiyor. Bu manada kendisi de Viyana'da bulunmuş birisi olarak hem iki ülke arasındaki bu kültürel etkinliklerin bağdaşması anlamında da güzel bir tercih olmuş. Ben Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkür ediyorum. Daha önce de zaten buna benzer birçok etkinlikler yapmıştı. En azından Avusturya ve Türkiye arasındaki son dönemlerde oluşan siyasi gerginliğin toplum nazarında kısmen azalmasına katkı sağlayabilecek bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Katılım da gayet güzel. Özellikle Avusturyalıların teşrif etmesi hakikaten önemli. Kültürümüzün en azından Avusturya tarafından da benimsenmesi bu manada gerçekten önemliydi. Ben tekrar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Yunus Emre Enstitüsü'nün gerçekten şimdiye kadar çok güzel çalışmaları var. Özellikle de Türk kültürü ve Türk müzikisi adına. Bugün de burada hakikaten muhteşem bir konserde. Türk musikisinin kanun dinletisinin Avusturya'da, Avrupa'da, Viyana'da böyle güzel bir geceye imza attılar hakikaten. Başarılar diliyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah böyle güzel konserlerinde devamını tabii bekliyoruz yani.